Resident Evil DLC'si sonunda çıktı. Resident Evil benim en sevdiğim eski oyunlardan biridir. Resident Evil 2 Remake olsun, 3, 7, 8 derken 8. oyunun DLC'si çıktı. Ben de DLC'ye değinmeye karar verdim. Shadow of Rose 8. oyundan yaklaşık 15 sene sonrasını konu alıyor. Güçleri dolayısıyla halk tarafından değişik, farklı olarak tanınan Rose, güçlerinden kurtulmak istiyor ve birisiyle tanışıyor. Tanıştığı kişi bir objenin yardımıyla anılara girerek bir kristali alırsa güçlerinin yok olacağını söylüyor ve Rose da buna inanarak anılara giriyor. Anılara girdiğinde ise işlerin beklediği gibi gitmeyeceğini fark eden Rose, hem hayatta kalmak hem de güçlerinden kurtulmak umuduyla yola koyuluyor. Tabii tek başına hayatta kalamayacak olan ana karakterimize ise kendisine Michael dediğimiz bir yazı ona yardım ederek ona kristalin gerçekten olduğunu söylüyor ve ona yardım etmek için yola koyuluyor. Tabii bu durum öyle kolay değil. Duke gibi düşmanlar da anıların içinde olduğu için Rose'un peşinden farklı farklı düşmanlar yolluyor. Bunlardan bazıları Harry Potter'dan da aklımıza gelen ruh emici yaratıklar. Resident Evil DLC'sini 3 saat 37 dakikada bitirdim ve söylemeliyim ki bu DLC bana gayet yeterli geldi. 4 saatin içinde aksiyon, bulmaca, gerilim öğeleri bol bol bulunmakta. Resident Evil basit olarak tanımladığımız jumpscare olayını kullanmadığı için ne kadar kaliteli iş yapabildiklerini herkese göstermeye başladılar. Gerçekten ya, Raccoon City oyunundan sonra iyi toparladılar seriyi. DLC bölüm bölüm ilerleyen bir yapıda. Bir kısım bulmaca ise başka bir kısım korku öğeleri daha fazla. Bazı kısımlarda ise daha çok aksiyon var. DLC'ye boss fight bile konulmuş. Her birinden biraz oynadığımız için denge çok iyi sağlanmış. Bir yerde yüzüne baktığımızda kıpırdamayan ancak kamerayı çevirdiğimiz anda koşarak üstünüze gelen bir düşman eklenmiş ve bu kısma bayıldım. Doktor Wu'yu daha önceden izlediyseniz bu sahneye çoğu insan "Aa, Doktor Wu'daki meleği eklemişler" demiştir bile. DLC böyle düşmanlardan sonra benim için neredeyse mükemmele yakındı. Ta ki bazı kısımlar beni sinir etmeye başlayana kadar. Oyunun bir kısmında oyuncak bebeklerden saklanarak hedefe doğru ilerlemeye başlıyorsunuz. Bu durum bir süre sonra sizi aşırı şişirmeye başlıyor. İşte ondan saklan, yavaş yavaş ilerle gibi durumlar sizi aşırı bayabiliyor. O kısımlar biraz daha iyi olabilseydi benden en yüksek puanı alabilirdi. Onun dışında Shadow of Frost beni tam anlamıyla mutlu etmeyi başardı. Oyuna verdiğim puan ise